Merhaba arkadaşlar, ben Nurullah Taş. SQLite serimize devam ediyoruz. Kameradan seçimi yaptırdık, galeriden seçimi yaptırdık. Şimdi bunların sonuçlarını 10 activity result'ta alacağımızı belirtmiştik. Gelip 10 activity result diyorum. Activity sonucunda şöyle aşağıya doğru bir geleyim. Benim request kodum var, talep kodum, bir de result kodum var, sonuç kodum. Eğer if result kodum sonuç kodum eşit result OK ise, yani resim al, buranın bir izahını da yapayım. Kameradan ya da galeriden alınacak resim burada işlenip açılacak resim burada işlenip alınacak. Eğer sonucum olumluysa o zaman şöyle bir aç kapa süslü parantez, o zaman resim seçildi demektir. Resim seçildi. Ama nereden seçildi? Nereye göre işleyeceğiz? Talep kodum neresi? Galeriden mi? Ondan sonra kameradan mı? İşlenmiş mi? İşlenmemiş mi? Bunlara bakmam lazım. If request code == galeriden resim seçim koduysa o zaman şöyle izah edeyim. Galeriden seçilen resim. Aşağıya doğru geliyorum. Şimdi kırpmak için crop yapmam lazım. Gelip şurada crop activity CropImage .activity görünmüyor. Niye görünmüyor arkadaşlar? Benim bir kütüphanesini eklemem lazım. Buraya gelip add modo image cropper diyorum. Şu ilk Arthur Hub vesaire o çıkıyor. Aşağıya doğru geliyorum. Şimdi şu API, bunu bir kopyaladım. Bakayım başka. Gelip kütüphanemde şu modül düzeyinde bir aşağıya resim kırpma kütüphaneme ekliyorum. Şu API yerine de implementation senkronizasyonunu yapayım. Yine bir şu activity'yi de bir kopyalıyorum. Ctrl C. Gelip manifest arkadaşlar, şu activity'lerin arasında yeni bir activity olarak yapıştırıyorum. Onu da belirtmiş olayım. Şurada bir read iznim var. User's permission yazma iznim var. Bir de okuma izni ekleyeyim. Read external storage. Harici hafızayı okuma iznimde olsun. Şart değil ama olsun arkadaşlar. Şimdi kayıt ekle güncelleye geliyorum. Artık bu görünecek. Crop image yazınca kendi gelecek arkadaşlar. Image alt enter import class dedim. Kütüphanesini ekledim. Şöyle şurada crop image kütüphanesini görüyoruz. Nokta activity. Şu resmin veri olarak, data olarak geçiyor arkadaşlar. Data nokta get data, resmi al nokta crop image view alt enter class değil, bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir kapatıyorum, otomatik gelmemesi sıkıntı. Bir projeyi Rebuild project yapayım. Otomatik gelmesini bir sağlamaya çalışacağım. Nereden yaptım? Şu build'de rebuild dedim. Projem bir derleniyor. Şuradan da görüyorsunuz arkadaşlar. Yeniden derleme yapıldı. Bir bakayım arkadaşlar. Crop image nokta activity data nokta get data, aşağıya doğru geleyim. Nokta set guidelines, rehberler olsun. Crop image view nokta guidelines 10 olacak. Aşağı geliyorum. Set aspect ratio oranı birebir olacak arkadaşlar. Yani eşit oranda bir çerçeve görünecek. Ne demek istediğimi anlatacağım. Nokta start this, bu aktiviteyi de başlat diyeceğim. Yani galeriden seçilen bir resmim varsa crop gelecek. O sayfa gelecek ama henüz crop'un sonucunu almadık. Bir çalıştırayım. Program geldi. Şimdi ben burayı bir tıklayayım. Seçiyorum. Galeriden bir resim seçince şöyle seçtim. Bakın şu crop ekranı geliyor. Crop yaptırabilirim ama henüz herhangi bir şekilde aktarımda bulunma yapmadığım için şu anlık yapmıyorum. Ha, şunu da belirteyim. Bir daha bir göstereyim. Şu satır ne demek? Geldim. Galeriye geldim. Galeriden resmi seçtiriyorum. Seçtim resmi. Biraz bekleyeyim. Bakın. Data.getData resmi al. Bu crop activity'ye aktar. Set guidelines on, şu beyaz çizgileri göster. Aspect ratio birebir, şunu büyütüp küçültünce birebir oranını koru, yani oransızlık olmasın. Start, bunu yapmaya başla diye izahını yapabiliriz. Bir sonraki derste görüşmek üzere, iyi çalışmalar.